Bu filmde Oğuz Kağan senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Oğuz Kağan. Oğuz Han, Oğur ya da Uğurhan olarak da biliniyorum. 24 Oğuz boyunun atasıyım. Türk devletlerinin ilham ve güç kaynağıyım. Bundan asırlar önce, M.Ö. 234 yılında Türkistan'da dünyaya geldim. Annem adı gibi duru ve güzel Ay Kağan, babam ise Kara Kağan'dır. Gücümü, kudretimi babamdan, bilgeliğimi, sağduyumu ve merhametimi annemden aldığım söylenir. Canım annemin dolunay ışığı gibi en karanlık geceleri bile aydınlatan bir gülüşü var. Babamın merhamet dolu bakışları içimi ısıtır, neşeme neşe katardı. Bana her zaman güç kolda değil, kalptedir oğlum der, kendimi zorda hissettiğimde kalbimin sesini dinlemem gerektiğini söylerdi. Uçsuz bucaksız Asya topraklarında babamın ata binişini hayranlıkla izlediğim günleri hatırlıyorum. Büyüdüğüm zaman babam gibi güçlü bir erkek olmaya kendi kendime söz verdim. Kısa zamanda onun kadar maharetli ata binip onun kadar iyi kılıç kuşanmayı öğrendim. Ava çıkmayı ve güreşmeyi, çıplak elle balık tutmayı çok severdim. Orta Asya'nın hava koşulları serttir. Bir defa kar bastırdı mı bir bakarsınız her taraf bembeyaz. Hele kuzeyden Sibirya taraflarından sert rüzgarlar esince sırtını sağlama almadıysan vay halini. Kışlar çetindi ama kızaklarla çıktığımız bembeyaz yolculuklar yaşadığımız onca zorluğa değerdi. Yaptığımız kardan kuleler ve kar topu savaşlarımız ise bir o kadar muhteşemdi. En büyük kardan adamı yapmak için yarışlarımıza büyük küçük herkes katılırdı. Belki de çetin kışların bana en büyük hediyesi olası fırtınaları önceden hesaplayabilme yeteneğim oldu. Hükümdarlığı babamdan devraldığımda ilk olarak sırtımı dayayabileceğim, kontrol edebileceğim güçlü bir ordu kurdum. Dosta umut, düşmana korku oldum. Ordumu gruplara ayırdım. Kumandanlarını rütbelerine göre onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, tümenbaşı diye sıraladım. Yanımdan bilgeleri hiç ayırmadım. İşlerimi planlı ve özenle yapar, mutlaka bir istişare heyeti kurardım. Bilge annemin dediği gibi, birlikten kuvvet doğardı ve öyle de oldu. Türk boylarını tek çatı altında toplayarak tarihte ilk defa Türk birliğini sağladım. Boylar iç işlerinde serbestti. Merkezi devlete sadece vergi vermek ve asker hazırlamakla yükümlüydü. Bu gelenek daha sonra Osmanlılarda da devam etti. Milattan önce 209-174 yılları arasında hüküm süren Kağanlığımın sınırlarını Hazar Denizi'nden Hint Okyanusu'na, Himalayalardan Sibirya'ya kadar genişletti. Türklere karşı inşa edilen Çin Seddi bile ordularımızı durdurmaya yetmedi. Çin'in kuzey bölgelerini de topraklarımıza kattım. Türk töresini disiplin, adalet, ahlak ve millete hizmet esası üzerine inşa ettim. Kadınlara saygı ve hürmet gösterilen, hak ettikleri değeri buldukları bir yaşam sağlayabilmek için çalıştım. Hükümdarı olduğum Büyük Hun İmparatorluğu, sonradan kurulan 16 Büyük Türk Devleti'ne de ilham ve güç kaynağı olacaktı. M.Ö. 209 yılında kurduğum ilk ordu, bugün hala Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Ordusu'nun ilk kuruluşu olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden Genelkurmay Başkanımızın gururla taşıdığı madalyonlardan birinde M.Ö. 209 Kara Kuvvetleri Kuruluşu diye yazmaktadır. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu sayede dünyanın en eski ve en köklü askeri birliğidir. Tüm bu anlattıklarımla birlikte Türklerin dünya sahnesinde yer alışlarını konu alan Oğuz Kağan destanının da baş kahramanıyım. Efsanemde annemin sütünü sadece doğduğum gün emdiğim, sonrasında bir bozkurt tarafından emzirildiğim anlatılır. Mucizevi bir şekilde büyüyüp serpildiğim, bir yaşına gelmeden dile geldiğim, 100 bozkurt gücüyle güçlendiğim söylenir. Efsaneler, gerçeklerden esinlenilmiş, içinde doğaüstü unsurlar bulunan anlatım ve yazım şekilleridir. İnanmak ya da inanmamak tamamen size kalmış. Gerçek olan bir şey varsa o da benim dönemimdeki Türklerin atası olduğumdur. Uzun ve savaşlarla dolu ömrümde başta kıymetli annem Ay Kağan olmak üzere tüm kadınları el üstünde tuttum. Kadınlar bizim analarımız, çocuklarımızı dünyaya getiren cananlarımızdır. Türk töresinde kadınlar daima fikrine güvenilen, saygıda kusur edilmeyen, hürmet edilesi varlıklardır. Siz siz olun, annelerinizin, kız kardeşlerinizin, kız arkadaşlarınızın, kısacası tüm kadınların kıymetini iyi bilin. Her şeyden önce kadın oldukları için onlara değer verin. Türklüğünüzle gurur duyun ama başka kültürlere, milletlere saygınızı asla yitirmeyin. Hepimizin tek bir yaratıcısı var.
O yaratandan ötürü sevginiz herkes için olsun. Gerçeküstü hikayeler de olsalar, efsanelerin mutlaka gerçek hayatla bağları vardır. Türk destanlarını okuyun, atalarınızı tanıyın. Öğrendiklerinizi arkadaşlarınıza anlatın. Azimli, planlı ve kararlı olun. Hedeflerinizi belirleyin ve onlara ulaşmak için özen gösterin. Her ne yaparsanız sevgiyle yapın. Sevgili çocuklar, yaptığınız iş ne olursa olsun her zaman azimle çalışın. Yalandan, zulümden ve haksızlıktan uzak durun. Sevgiyi hayatınızın merkezine koyun.